Katil Buse, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bu ufak vukuatı anlatan Nef'i Bey'in keder kaynaklarından fışkıran birkaç sessiz ve sıcak damlayı paylaşmaktan gözlerimi alıkoyamamıştım. Olayın hüznü hala onu hatırladıkça kalbimde kaynar, gözlerimi sulandırır. Bir sonbahardı. Altında oturduğumuz çınar ağacının yaprakları zamanı gelmiş hastalar gibi tek tük havada çırpınarak toprağa düşerken hikaye sahibi şöyle başlamıştı. Evliliğimin 4. yılıydı. Karım güzeldi. Evlenmemizin ilk zamanlarında pek sevişirdik ve hala da sevişiyoruz sanıyorduk. Ama artık bu turfanda bir sevgi değildi. Bu uzun 4 yıl sevgimizi bayatlatmış, birbiri üzerine değmenin çokluğu kalplerimizi aşındırmış, tat verici heyecanlarımızı uyuşturmuştu. Ben kendi hesabıma bu duygudaydım. Karı kocalığın kesin ve sonsuz kulluk ve efendiliği beni adeta ürkütüyordu. Hiç kanamayacak bir aşk zemzemi ararken, her an beni ta duygularımın derinliklerine kadar doymuşluğa getiren bir çağlayana tutulmuştum. Artık ister istemez sinirimi soğuk tesirine her vakit tutmak zorunda olduğum her günkü bir duş hükmüne girmişti. Evlenme saadeti, aile mutluluğu, sosyal mutluluk ve başkaları gibi sadece insanlığı avutma için uydurulmuş bazı kof sözler vardır. Anlamları deneylerle hiçbir kimsece görülmemiş bu kelimelerin arkasında koşan koşanadır. Herkes birbirini işte bunlar için çiğner. Hep haksızlıklar bu var sanılan şeylere varmak için yapılır. Hayat içinde o bir şeydir ki herkes başkasının zararına olarak çok kısmına el atmak için uğraşır. Mutluluk belki işte bu uğraşmadadır. Ama her vakit başkalarının mutluluk paylarını kendinde toplamaya çabalamak kendini beğenmişliğiyle sosyal rahat olamayacağı gerçeği düşünülemez. Mutluluğa bir parça biçim verilse ve tutalım ki buna varmak imkanı sağlansa, yine tamamıyla maksat elde edilmiş olmaz. Çünkü vardıktan sonra mutluluğun sürüp gitmesi işi vardır. Bu ölümlü dünyada ise hiçbir şey değişmez değildir ve olamaz. Her zaman hazlarla zahmetlerin değişiklikte olduğunu görüyoruz. Biri ötekinin sonucu oluyor. Biraz uzayan mutluluk felaket oluyor. Ben işte bu haldeydim. Zengin, halk deyişiyle mutlu bir aileye damat olmuştum. Karımın kalbi benim için sonsuz bir sevgiyle çarpıyordu. Melek gibi bir yavruya baba olmak mutluluğuna da ermiştim. Evlenmemizin şartnamesinde görünürde hiçbir eksiğimiz yoktu. Ama ben bu sıcak aile yuvasında bir kalp boşluğuyla üşüyor, kimsesiz bir hayat geçiriyordum. Her bakımdan tam görünen bu aile mutluluğu beni sıkıyor, ara sıra adeta kederlendiriyordu. Gönlüm, gözlerim, hayatın değişmezliğini giderecek, ruhumu yeni duygular, lezzetler, sıcaklıklarla dolduracak başka eğlenceler arıyordu. Karım kıskançtı. Konaktaki hizmetçiler hep 40'ını aşkın, gülmez, söylemez, maazallah yüzlerine bakılmaz, gudubet karılardan seçilirdi. Ellerinden bir bardak su içmeye tiksinirdim. Bu kıskançlık aile hanımlarınca atalardan kalma geleneksel bir hastalıktı. 60 yaşındaki kaynatam da aynı muameleye mahkumdu. Zavallı adam evde kızlarından başka kadın yüzü göremezdi. Kaynanamın, karımın bu usulleri, bu önlemleri benim için gülünç bir ahmaklıktan başka bir şey değildi. Bir erkeği böyle bir niyet besledikten sonra bu gibi çocukça yasaklarla maksadından alıkoymak mümkün mü? Evi istediğiniz kadar çirkin, kart hizmetçilerle doldurunuz. Dışarıdaki genç, güzel, çekici kadınların kıvraklıklarına, gülümsemelerine, çağrılarına karşı hep birden duvar öremezsiniz ya. Karımın bu ahmaklığı beni kızdırıyor ve yasaklanmış hale bütün hırsımı uyandırıyor, ben ondan hınçlarımı dışarıdaki sessizce, sinsice sadakatsizliklerimle çıkarıyordum. Ve yalnız beni böyle ev içinde ve geleneğe uygun eski usul bir kıskançlık kontrolünde tutmakla yetinir, dışarıdaki bu çapkınlıklarımdan hemen hiçbir şey sezemezdi. Her sadakatsizliğimde onun bu budalaca önlemlerine karşı gülerdim. Oh diye öc almış yüreğim bir karış yağ bağlardı. Bir erkeğin gönlünü aile döşeğine bağlamak için onu dış isteklerden zorla geçirmeye uğraşmak pek gülünç ve adi bir davranıştır.
kadın kocasının kalbine duygu bakımından egemen olmayı bilmelidir. Çok yazık ki bu ince bilginin bilicisi Havva kızları kadın eşler arasında pek azdır. Sonunda konaktaki ihtiyar işe yaramaz hizmetçilerin huysuzluk, geçimsizlik, dermansızlık, çalçenelik ve tembelliklerinden hanımlara o kadar yılgınlık gelmiş ki evin içine kirden pastan, tozdan kurtarmak için güçlü kuvvetli birkaç genç kadın getirmek zorunluluğuna karşı duramamışlar. Bu sıkı ihtiyaçla eve güçlü kuvvetli 2-3 hizmetçi alınmış, hallerine dayanılamayan eskilerden birkaçına yol verilmiş. Biz evin erkekleri bu genç hizmetçilerin yüzlerini gördüğümüz yok. Ara sıra yalnız adlarını işitiyoruz. Saffet, Nedime, Dilnuvaz. Bizim hizmetimiz için yine bir iki acuze bırakılmış. Bu üç kızın içinde en çok Saffet'in anlayış, hamaratlık ve çevikliğinden memnunluk gösteriliyor. Hatta karım yanımda birkaç kere ağzından kaçırdı. Kadın değil pervane, hiç durmuyor, dinlenmiyor. O kadar da eli işe yaraşıyor ki, dedi. Yaşından ve yüzce nasıl olduğundan söz etmeyerek sustu. Kadın olarak gökten melek indirseler, eşim mutlaka onun bir kusurunu bulur. Nasıl oldu da Saffet'i o kadarcık olsun övebildi? Bu yiğitliğine ve şu ilk doğruluğuna şaştım. Bu pervaneyi görmek için bende garip bir merak uyandı. Bir gün karım sokağa çıkmıştı, evde de çamaşır yıkanıyordu. Benim ev içinde ahlakımı kontrole memur koca karının iş peşinde olmasından yararlanarak haremden çamaşırlığa bakan bir pencerenin önüne gittim. Tül perdenin ardından aşağıyı gözlemeye başladım. Çamaşırlığın içi görünmüyordu ama üstünde tahta boş vardı. Yıkanmış çamaşırları sepet sepet getirip oraya asıyorlardı. Kolları arasında çamaşır dolu bir sepetle bir genç kadın çıktı. Kırmızı saçlı, kaşları gözleri hep o renkte, çil yüzlü, etine dolgun, iri yarı bir taze. Ama neden bilmem, ben tabiatın insanlara vurduğu bu koyu turunç renginden hoşlanmam. Onu gönlüm çekmedi. Bu genç kız çamaşırların yarısını tellere astıktan sonra aşağı seslendi. ''Huu kardeş, Saffet, ikinci sepeti çabuk yetiştir. Güneş kaçacak.'' Aşağıdan "Geliyorum." cevabı işitildi. Çok sürmedi, Saffet de kocaman bir sepetle tahta boşa çıktı. Vücudunda yakası geniş, kolsuz, dizlerini örtemeyecek kadar kısa bir gömlek vardı. Ben öyle billur bir göğüs, uygun kol ve bacağı o zamana kadar rüyamda bile görmemiştim. Darmadağınık, bol, salkım saçak kara saçların çerçevesi ortasında, solgunca, kamelya renkli, duru beyaz bir yüz, çekik kara gözler, düz iki çizgiyi andıran küçük kaşlar, mini mini burun. Hele dudağın sol ucunda yanağa doğru kaçık inadına siyah biben işimi bitirdi. Bu kara lekecik, kıvrak bir müzik parçası üzerindeki tatlı tatlı sinirleri titreten bir söz titreşimi işareti gibi yüzün güzelliğine bir şah ahengi vermişti. Saffet'in yüzünden gerçekten melek gibi bir temizlik hoşluğu akıyordu. İlk bakışta bu güzelliğin okuyla vurulmuşa döndüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Oradan çekilemiyordum. Ama o şimdi çamaşırları asıp aşağı inecekti. Ansızın kendimi ona göstermek ve hele aleve düşmüş bir pervane gibi aşkına tutulmuş olduğumu anlatmak istedim. Beynimi birdenbire saran bir delilikle perdeyi açtım. Mendilimi gözlerime götürerek bir ağlama işaretiyle gözüktüm. Benimle göz göze gelince o da şaşırdı. Solgun yüzü birdenbire pembeleşti. İlk şaşırma hareketi çıplak koluyla yüzünü örtmek oldu. Daha yarısı asılmamış çamaşırları sepette bırakarak aşağı kaçtı. Pek kötü davrandığımı anladım. Ama olan olmuştu. Patavatsızlığımı düzeltmek olanağı kalmamıştı. Saffet şimdi aşağıda olayı arkadaşlarına anlatacak, ağızdan ağza söz yayılarak eşimin kulağına kadar gidecekti. Aman ya Rabbi! O zaman belalar mübareği. Koca karıların birbirlerine yetiştirerek türlü şişirmelerle süslemek için diş biledikleri bu ne güzel bir dedikodu sermayesiydi. Süt dökmüş kedi gibi süklüm püklüm odama çekildim. Derin derin ama umutsuz düşünüyordum. Bir zaman sonra eşim sokaktan geldi. Yüzünde bir asıklık yoktu. Her zamanki gibi gülüyor, söylüyordu. Karım bu gibi işlerde pek sabırsız ve çok saygısızdır. Huyunu bilirim.
İçimden kendi kendime, ah daha kabahatimi duymamış, duyunca kıyamet kopacak diyordum. Ama gece oldu, ertesi sabah oldu, gün akşama yaklaştı, hala benim pencereden Saffet'in birdenbire sevdasıyla tahtaboşa karşı ağladığıma ilişkin konağın hiçbir yanında bir kelimecik, en örtülü bir dokunaklı söz bile sezilmedi. Acaba karım bana amansız bir vuruş vurmak için düzen mi kuruyordu? Bu yaşsız kuru sıkı aşk ilanı faciası üzerinden 48 saat, nihayet bir hafta geçti. Şaşılacak şey, hala ortada en ufak bir sızıltı dırıltı yok. Bizim hanımın halini bilirim, çocuktan beterdir. Onda bu kadar kendini tutma ne gezer? Duygusunu, küskünlüğünü yarım saat saklayamaz. Çenesi dursa gözleri söyler. Çatlar, patlar, mutlaka bir uçuverir. Hafta ikileşti, daha karım aldırışsız. Her vakitki gibi gülüyor, gülüyor, hatta hiç tuhaf olmayan şeylere de kahkahalar salıvererek beni sıkıyor, aptallığına acındırıyordu. Bununla birlikte karımın her hareket ve davranışını gözden kaçırmamak işini de elden bırakmıyordum. En sonunda onun olan işten hiçbir rüzgar alamamış olduğuna tamamıyla aklım kesti. Hayır, duymamıştı, kesinlikle bir şey bilmiyordu. Olayın duyulmamasındaki nedenleri, garipliği günlerce düşündüm. Kerameti Saffet'te buldum. O melek kız kimseye hiçbir şeyi sezdirmemiş olacak. Ama bu susmak neden? Terbiyesi, insanlığı sonucu mu? Bu ansızın olan aşk ilanını söylemeden çok gizlemekte yarar buluyor. Neden acaba? Meraktan bitiyordum. Bir yargı mekiği zihnimde birçok varsayımlar, olabilirler dokumaya başladı. Artık hep Saffet'in aşkıyla, hayaliyle yaşıyordum. Sevgimin ilanına karşı kızda ne gibi bir duygu oldu, bunu anlamak için ömrümün yarısını fedaya hazırdım. Başka çamaşır günlerini bekledim. Türlü türlü fırsatlar düşürmeye uğraştım. Hayır, hayır, hayır. Onunla bir dam altında yaşıyor ama yüzünü görmeyi bir daha başaramıyordum. Sonunda mutlu bir hastalık beni bu fırsata erdirdi. Kış başında evcek enflüanzaya tutulduk. Haremde Saffet'ten başka kadın ayakta kalmamıştı. Hepsi sergin yatıyordu. Ortada o geziniyor, bütün yatanların hizmetlerine yetişmeye uğraşıyordu. Biz odamızda karı koca karşı karşıya ayrı karyolalarda yatıyorduk. Karım nöbetten kendini kaybedinceye kadar Saffet'i odaya sokmadı. Ölüyor, bayılıyor, her işi kendi görmek istiyordu. Sonunda o sıfırı tüketince ilaç vermek, odada saçılan dökülen şeyleri düzeltmek, toplamak, hastalık gereği işimize yetişmek için genç hizmetçinin içeri girmesine kesin lüzum görüldü. Ben nöbetler içinde yatarken onun koruyucu bir melek gibi karşımda gezindiğini ilk gördüğüm zaman hastalıktan korkunç başka bir ateşe düştüm. Nöbetimin ateşi hiçti, hiç. Genç kızın alevi beynimi, kalbimi, sinirlerimi sardıkça sarıyordu. Saffet tahta boşta gördüğümden daha güzeldi, pek güzeldi. Bakışlarının çekişi altında hem titriyor hem yanıyordum. Ta içimden tatlı ürpermeler geliyor, bütün sinirlerim hoş bir titremeyle gerilip gerilip gevşiyordu. Bu tatlı hastalıktan kurtulmak istemiyor, ne yalan söyleyeyim, hele karımın iyileşmesini hiç istemiyordum. O kıskanç gözlerini açınca benim bu mutluluklarım hep bitecekti. Ölmesin ama Allah ona bir uyku hastalığı versin, öyle yıllarca gözleri kapalı yatsın istiyordum. Karımın yalnız soluğu benim için yeterdi. Hayatında başka uğraşmalara ne gerek vardı? Hastalığımın ateşine katılan bu aşk ara sıra bana delilik nöbetleri, saçma sapanlık getiriyordu. Hemen döşekten fırlayıp Saffet'e sarılmak kuruntuları beynimi sarıyordu. Böyle alaca delilikler içinde kendimi kaybedip kaybedip yine buluyordum. Bir keresinde bilmem ne kadar süren bir baygınlıktan gözlerimi açınca Saffet'i başucumda buldum. En ince sinirime kadar bütün varlığımı okşayan nazik sesiyle ''Beyefendi, ilaç vakti geldi. Kaşenizi alır mısınız?'' ''Alırım meleğim. Ama sen bana kaşe yerine zehir versen daha iyi olur.'' ''Aa, Allah esirgesin. Niçin böyle söylüyorsunuz?'' ''Pek rahatsızım.'' ''Biliyorum beyim.'' ''Neden?'' ''Çünkü çok sayıklıyor ve inliyordunuz.''
Neler sayıkladım acaba? Saffet cevap vermedi. Latif yüzünde ince bahar bulutu gibi bir pembelik geçti. Uyanıkken söylediklerimi, sayıklamalarımda ona anlatmış olduğuma kuşkum kalmadı. Gözlerimi onun büyülü bakışlarına dikerek, "Oh," dedim, "bu ne cesur hastalık. Bana söylemek zahmeti bırakmadı. Kalbimin en gizli, en korkunç sırlarını sahibine emanet etti." Saffet bir elinde kaşe kutusu, ötekinde bir bardak su karşımda süzüle süzüle duruyordu. Kaşlarını utanç dolu bir hoşlukla çattı. Gözlerini önüne indirdi. Ellerinin hafifçe titrediğini görüyor, yüreğinin gümbürdediğini işitiyor gibiydim. İkimiz de birbirimize geçen bir çarpıntıyla sarsılıyorduk. Kaçmak ister gibi telaşlar yaptı, savuşamadı. Eziliyor, büzülüyor, kah solup kah kızarıyor, bir türlü rahat duramıyordu. Önüne eğerek benden kaçırdığı gözlerinde bana anlatmak istediği derin sırlar bulunduğunu anladım. Evet, Saffet aşkıma, ateşime pek yabancı değildi. Sevincimden bana bir ağlama geldi. Kaynar gözyaşlarıyla dedim ki, "Saffetçim, kadınlık onurunu incitecek hezeyanlarda bulunsam da beni bağışla. Kabahat bende değil, hastalıkta. Ara sıra ne söylediğimi bilmiyorum. Yaptığımdan da haberim olmuyor." O anlaşılır anlaşılmaz bir "Estağfurullah" mırıldandı. Ahiretteki makamını görerek bir can çekişen bitkinliğiyle hummalı, sevdalı, yalvaran kayık bakışlarımı diktim. Onun hoşluğunu sanki şifa gibi içime çekerek yana yana içmeye uğraşıyordum. Saffet bu zor durumdan kurtulmak için hemen kaşığı uzattı. Ben ilacı onun elinden elimle değil ağzımla almak istedim. Baygınca bir ufak duraksamadan sonra kurumuş iki dudağımın arasına bıraktı. Kaşeyi yutmak için gerekli suyu da onun elinden içtim. Bardağı ağzımdan çekerken bir elimle bileğinden, ötekiyle belinden kavradım. "Aa, ne yapıyorsunuz?" utancıyla bu ani kucaklayışımdan sıyrılıp kaçmaya çabaladı. Bardaktaki kalan suyun bir kısmı aramıza saçıldı. Nöbet ateşinin verdiği şiddetle onu döşeye çektim. Kollarımın çemberinden kurtulmak için var kuvvetiyle gerildiği sırada ufak bir sarsıntı tepki uyandırdı. Bütün üzerime düştü. Dudak kenarındaki beninden ilk öpücüğü aldım. Bu saldırı ve çöküş sırasında odanın camları hafifçe şangırdadı. Saffet bütün vücut ve kalbiyle birlikte ağzında çırpınan kelimelerle "Bırakınız Allah aşkına, hanımefendi duyacak" korkusuyla kıvranıyordu. Gerçekten karım o anda nöbet dalgınlığı sırasında hıyanetim kendince bilinmiş gibi iki kere derin derin inledi. Sofadan ayak sesleri geldi. Bütün damarlarım şiddetle atıyordu. Ateşli dudaklarım her türlü hayalin üstünde tadı anlatılmaz, sinirleri zevkten eriten, insanı uzayın şiir tabakalarına uçuran bir cennet yemişiyle temasa gelmişti. Aşk içkisinin verdiği sarhoşlukla kollarımın arasındaki avı bıraktım. Ölmeden canın vücuttan çekildiği azabını öğrendim. Lezzetinin büyüklüğü kadar, zamanı küçük olan bu öpüşün dudaklarıma bıraktığı şekeri, pek sevdiği bir lokmayı ilk hamlede yuttuktan sonra yalanan kediler gibi dilim ağzımda oynayıp durmaktayken, karım ateşten kan bürümüş gözlerini açtı. Nerede olduğunu anlamak ister gibi çevresine ürkek, araştırıcı bakışlar gezdirerek, "Neredeyim? Burası evim mi? Bey, neredesin?" "Buradayım hanımcığım. Deprem mi oldu? Şangır şungur oda sallandı." "Bir şey olmadı, sana öyle gelmiş. Nöbetin şiddetinden insan vücudu olmadık şeyler duyar." Saffet kucaklamanın yüzüne vermiş olduğu bozgunluğu çabuk bir iki el dokundurmasıyla onardıktan sonra yine elinde kaşe kutusu ve bir bardak suyla hanımın karyolası önünde durarak "Efendim, vakit geldi, ilacınızı alır mısınız?" dedi. Karım sert bir yüzle, öc alma isteğiyle yanar gibi parlayan hizmetçiyi süzerek, "Kız, nedir bu? Üzerine su mu döküldü, önün yaş? Hizmet elbisesiyle hasta odasına gelinir mi? Kutuyu beş parmağınla kavrama, belki elin kirlidir, iğrenirim ben." azarlamasından kendini alamadı. Saffet'in üstü başı, hele beyaz elleri o kadar tertemizdi ki, kızcağız tepeden tırnağa canlı, hoş kokulu bir çiçeğe benziyordu. Karım onun o hoşluğuyla karşımda salındığını çekemeyerek
böyle hakaretle, sanki onu gözümden düşürmekle rahatlanıyordu. O gece nöbetim hafifledi. İçtiğim sevda ilacı damarlarımdan azalttığı ateşi ruhuma yaydı. Dudaklarımı bırakmayan o öpüşün tadıyla uyudum. Ağzım her vakit Saffet'in yanağı ucundaki o kara noktayı arıyordu. Ertesi gün oldu. Bana kaşe vermek için yine karımın derin bir dalgınlığı zamanında kızın odaya girmesini bekleyerek gözlerimi kapıdan ayırmıyordum. İlaç vakti oldu. Sabırsızlıktan, hasretten canım ağzıma geliyor ama Canan gözükmüyordu. Üzücü, öldürücü, çarpıntılı uzun saatlerden sonra oda kapısı gıcırdadı. Hafize Hanım'ın namaz bezili kart başı gözüktü. Karımın benim üzerime gözcü, kontrol, casus Hafiye koyduğu cadı. Ben bir meleğin gökten inmesini beklerken içeriye böyle bir dişi ifrit girmesi beni o kadar öfkelendirdi ki "Defol oradan, Allah belanı versin, uğursuz cadı!" narasıyla odayı sarsmamak için döşeğin içinde kıvılcımlar saçan bir çarkı felek hızıyla birkaç kere döndüm. Karyolamın zangırtısından karım yine şaşkın şaşkın gözlerini açarak "Ne oluyoruz, yine oda sallanıyor?" dedi. Artık kendimi tutamadım. "Hiçbir şey olduğumuz yok. Hanımefendi rahatsız olacak diye döşekte bir yanımdan öbürüne dönmeyeyim mi?" Hafize Hanım kutuyla yanıma gelerek "İlacınızı almayacak mısınız?" dedi. "Ben ilacımı aldım. Bak, zor istiyorsa hanıma ver." Hafize Hanım küskünlüğünü gizlemeye uğraşarak "Beyefendi, hastalığınız pek huysuz oluyor. Ben denizde rahatsızım. Bir daha bilir merdivenleri zorla çıktım." "Çıkmayaydın efendim. Seni buraya davet eden mi var?" "Size kim bakacak efendim? Saffet de tutuldu. Ateşler içinde yatıyor." Bu adın söylenişi dinlendirici bir duş gibi sinirlerimi birden yatıştırdı. Ama çok sürmedi. Eyvah! Beynimi bir büyük pişmanlık azabı sardı. Çünkü onun ağzına hastalığı ağzımla ben vermiştim. O bana cennet tatları tattırdı. Ben ona zehir aşıladım. Ertesi günü biz karı koca haylice iyileştik. Ama karımın yakınlığı bana dokunuyor. Onun soluk alıp verdiğini duydukça yaşadığına öfkelenir gibi anlatılmaz sinir halleri geçiriyor, hep Saffet'in hayaliyle yaşıyor, hastalığın, hayatın bütün acılarına yalnız bu merhem kuvvetiyle dayanabiliyordum. Ben onu birden coşan aşkımın bütün çılgınlığıyla, ateşiyle yanan göğsüme çekmiş olduğum döşekten çıkmak istemeyerek, tatlı tatlı sevda rüyalarıyla gerine gerine bir yanımdan öbürüne yuvarlanıp duruyordum. Karım ilaç kutusuyla yanıma geldi. "Kaşe almayacak mısınız?" "Hayır." "Hastaysanız ilaç alınız, değilseniz döşekten kalkınız." Hemen öfkem parladı. "Bu da tuhaf emir. Enflüenza delisi mi oldunuz yoksa?" "Bana bir şey olmadı, olduysa size oldu." "Ha, acayip." "Evet, o kadar acayip ki bütün acayipler bunun yanında pek tabii kalır beyefendi." Karımı beyninde hemen hemen koparacak bir fırtına birikintisi olduğunu anlamak büyük bir akla gerekli değildi. Acaba bir şey mi sezinlemiş veya görmüş veyahut ki Allah saklasın gerçeğe ermiş miydi? Bu merakımı çözmek için karımı deşmek gerektiğini anladım. Bütün damarına basmak için dedim ki, "Keyif benim değil mi? Ne ilaç alırım ne de döşekten kalkarım. Ne yapacaksınız hanımefendi?" "O tatlı umutla bir yıl daha bu döşekte yatsanız boşunadır beyefendi, çünkü..." Karım pek alaylı gülüşle sustu. Bu alayın zehrini üzerimden silkmeye uğraşır gibi yatağımın içinde depreşerek, "Tamamlayınız, çünkü?" "Çünkü o hastadır, pek hastadır. Artık ilacınızı vermeye gelemeyecek. 2 günde çifte zatüre taze ciğerlerini sardı. Kan kusuyor, nefes alamıyor. Pek yakında Allah'a can borcunu ödeyecek ve hatta..." "Ve hatta, çabuk söyleyiniz." "Doktorlar sabaha çıkmaz diyorlar." "Neme gerek, ben doğru söylerim, yazık oldu. Güzel kızdı, sizin için de pek hakikatliymiş. Hastalığın en son ateşli, en şiddetli zamanlarında hep sizi sayıklamış durmuş. Adınızı şehadet sözü gibi ağzından düşürmüyormuş." Karımın bu sözleri hayatımı boğacak bir felaket dalgası gibi birbirinden daha büyük, daha kara, daha korkunç saldırışlarla beynime eziyordu. Bir yandan Saffet'in hayatı tehlikede olduğu,
öbür yandan karımın onun ölümüyle benden öc alır gibi o yolda söyleyişi beni bitirdi. Kendimi kaybettim. Gözyaşlarım benden izinsiz, ilkin hazin hazin sızdı, sonra boşandı, coştu. Karımı görmeye dayanamıyorum. Yüzünü görmemek için yorganı başıma çektim. Hıçkırıklarımın arasında onun bütün birikmiş hınçlarını şöyle boşalttığını duyuyordum. Aşık alemi kör, dört yanını duvar sanırmış. Burada şuracıkta ben karını summalar içinde inim inim inlerken ona yabanın kaltağına sarıldınız. Sarılışlarınızın şiddetinden oda sarsıldı, camlar titredi. Böyle bir cinayet yeri göğü oynatsa yeri vardır. Dayandım ama üzüntümden tıkanıyordum. Ses çıkarsam o kahpenin yanında beni tahkir edeceğinizi biliyordum. Allah'a havale ettim. O güzel yapar. Sabrımın mükafatını göreceğimden eminim. Sabrının mükafatı Saffet'in ölümü müydü? Bunalmamak için yorganı üzerimden attım. Karı koca yüz yüze geldik. Ne kadar acı bir karşılaşmaydı. Günahımı inkara imkan yoktu. Bu açık seçiklik onu da beni de eziyordu. Bu korkunç gerçeğin önünde şimdi ikimiz de ağlıyorduk. O davacıydı, ben suçlu. Söz onundu, hak onundu. Eşim devam etti. Eski şeylerimize, eski usul, eski terbiyelerimize karşı gelirdiniz. Güzel hizmetçi kızları erkeklerimizden kaçırmaya hakkımız var mıymış, yok muymuş? Şimdiki erkeklerde aile, karı haklarına saygı gösterecek ahlak sağlamlığı nerede? Beyaz bir gerdan, yanak üzerinde bir ben, biraz alımlıca kaş göz gördüler mi, evlerini, barklarını, çocuklarını, insanlıklarını, her şeylerini unuturlar. Bütün mutluluklarını bir kirli hevesin sarsıntıları içinde boğarlar. Ben bu sözleri mahkeme önünde hüküm kararına boyun eğen bir suçlu tevekkülüyle dinlemekteyken, Hafize Hanım kaçık beniz, kederli, telaşlı bir yüzle odaya girerek, ''Saffet, zavallı kızcağız pek ağırlaştı. Helallik dilemek için küçük hanımefendiyi görmek istiyor. Pek yalvarıyor.'' dedi. Bu rica karşısında eşim artık sabrını, metanetini, insanlığını Hafize Hanım'ın önünde unutarak, ''Mümkün değil, helal etmem. Kahpe, Allah huzuruna o yüz karasıyla gitsin.'' acımasızlığıyla bağırdı. Hafize Hanım o gençlik düşmanı, katı, sağır yürekli karı bile imana gelerek, ''Aman efendim, günah ne kadar büyük olursa olsun, böyle günde bağışlamalısınız. Hanımlığın, büyüklüğün şanı budur.'' Eşim, ''Hayır Hafize Hanım, ne haddime? Ben affedecek değilim, Allah affedecek. Rica ederim, beni daha fazla söyletme.'' O sırada içeriye küçük besleme Pertev girerek, matem yaşlarını akıta akıta, çok keder ve heyecanla, tıkına tıkına, ''Zemzem istiyorlar. Dolabın anahtarı küçük hanımefendideymiş. Aman çabuk efendim, hasta gidiyor.'' Hastalık ve üzüntüyle pek halsiz gibi duran eşim, halinden hiç umulmayan bir şiddetle yerinden fırlayarak, başındaki bütün saçları ürpermiş bir coşkunlukla, ''Zemzem vermem. Öyle günahkar ağza o mübarek suyu akıtmak vebaldir. Onun ağzının pasını cehennem temizleyecek.'' dedi. Ben kendi vicdanımca hoş görülecek bir suçluydum ama eşim, kadınlık damarının en kinli bir yarasıyla, en ağrılı bir sızısıyla, kadınlardaki şefkat ve incelik sınırını değil, en ilkel, en zorba, en duygusuz, en taş yüreklilerin insafsızlığını da geçiyordu. Karımın bu coşkunluğu önünde hemen çok aşağılık bir yalvarma tavrıyla boynumu bükerek, ''Hanım'' dedim. Hepimizin sonumuz olan gerçeğin sırlarına karıştığı bu büyük dakikada kanlı bıçaklılar yüreklerinden en derin kin ve düşmanlıklarını silerler. Ayaklarınızı öpeyim, gidiniz, helal ediniz. Allah da bunu buyurur, peygamber de, din de, insanlık da. Hadi durmayınız, gidiniz, helal ediniz. Mezardan iki çift yalvaran gözün mahşere kadar üzerinize dikilip kalması rahatsızlığından kurtulunuz. Karım şaşkın, öfkeli, durdu. Birkaç dakika cevap vermedi. Ne diyeceğini bilmiyor gibiydi. Kalbi o sönmeyen kıskançlık, kin ve ateşiyle insanlık ve kadınlık şefkati arasında bocalıyordu. Onun şu küçük zayıf anından yararlanarak hemen yalvarmamı tekrarladım. Hadi hanımcığım, Azrail özür dinlemez, ruh alma saniyesini geciktirmez. Hadi elmasım, hanımlığın şanını yükselt.
İnsanlık gereğini yap dedim ve daha aşağılık yalvardım. Hep bu aşağıdan alma ve yalvarmalarım eşimin gözünde benim saffete olan aşkımın büyüklüğünü ispat ediyordu. O bütün kiniyle ve derin yarasının acısıyla gözleri parlayarak bir facia artisti gibi karşımda serpilip dikildi. Coşkun ve intikamcı bir eda aldı. Gözlerini açıp dişlerini gıcırdatarak ''Hayır gitmem, helal etmem'' kelimelerini aralıklı, kaba, boğuk bir söyleyişle yüzüme vurdu. O zaman ben de insanlığımdan çıktım. Kabuğunu bir anda fırlatan bir yanardağ gibi hınçlarımı saçmaya başladım. ''Ya helal etmezsin. Ben de o masumu ahirete utanır bir halde göndermemek için imamı muhtarı çağırtıp nikah kıydırtacağım. Can çekişirken de olsa onun göz ucuyla vereceği kabul işareti nikah için yeter.'' dedim ve hemen dışarı fırladım. Karım bu sağlam sözlerimden kurşunla vurulmuşa döndü. Eski yarası üzerine şimdi daha acı bir yara almış gibi bir çığlık kopararak arkamdan koştu. Bir can çekişenle değil, bir ölüyle bile evlenmemi istemiyordu. Anladım ki buna engel olmak için her ne yapabilirse yapacaktı. Ama ne yazık. Hastanın odasına girdiğimiz vakit Azrail emanetini almış, her şey olmuş bitmişti. Ortada başı kıbleye çevrilmiş bir döşekte, üzerine boylu boyunca çarşaf örtülü bir ceset yatıyor, köşede başörtülü bir kadın Yasin'in son ayetlerini yüreksiz bir ses ve hazin bir makamla okuyordu. Hemen yürüdüm, ölünün yüzünden çarşafı çektim. Kadınlar hep bir ağızdan, ''Açma beyefendi, namahremdir diye karşı çıkarak bağırıştılar. Onlara cevap verdim. ''Allah ve vicdan önünde o benim karımdır, namahrem olamaz.'' Bağırışmalar tekrarlandı. ''Karınız da olsa öldükten sonra namahrem sayılır. Siz şeriatı bilmiyor musunuz?'' Ben artık onları dinlemiyor, en büyük sanatçı yaratılışın her eserine vurduğu ölümün hüzün rengini, şiirliliğini, hoşluğunu, acılığını seyrediyordum. Azrail onun canını almış ama gençliğine, güzelliğine saygı göstermişti. Onun yüzü şimdi ahirete özgü bir nurla yine hoşluklar saçıyordu. Artık o gerçekti. Biz çevresinde ölümlü, yalancı insanlardık. Bilmediğimiz o gerçek ötesi cihanın sırları, onun yüzünde bize gülüyor, sessiz dudakları, anlamadığımız bir dille bize derin, gizli şeyler söylemeye çalışıyordu. Genç ölünün çenesi ince bir tülbentle bağlıydı. Derleyip toplamak istedikleri gümrah saçları, alından ve yanlardan birer kara dalga gibi yastığa taşmış, o pek sevdiğim kaşların üzgün şekli, hayatı biten çiçekler gibi bir sonu anlatmaktaydı. Karası kaymış aralık gözlerdeki taş kesilmiş durgunluk, sonsuzluğun yaşamaya derin bakışlarını gösteriyor. Dünyadan heva ve hevesini alamayarak, İstekli kalmış ve son çırpınışlarda azıcık bir yana kaymış ağzında, hala hanımından helallik diler gibi pişman, sessiz bir yalvarma anlamı var. Öpmeye doyamadığım yanak kenarlarındaki ben, yine öyle kara, öyle güzel, yine öyle çekici, büyülü beni çekti. Yatağın kenarına diz çöktüm. Susuz kalan bir zambak gibi sararmış bu ölü kız yüzüne kapanarak, ''Sana verdiğim ölümü bana geri ver.'' haykırışıyla, ağzımı onun hayatsız, soluksuz, kımıldamayan dudaklarına yapıştırdım. Öptüm, öptüm, öptüm. Ben cesedin üzerinde kendimden geçmişim. Karım biraz ötede bayılmış. Karşımdaki adam gençliğinin bu üzüntülü, hatıra geldikçe insanı yakan dakikalarını tekrar yaşayarak, nemli gözleri geçmişin şimdiki zaman içinde canlanan dönemlerine bir zaman daldı. Saffet'in soğumuş dudaklarından aldığı son öpüşlerin kederli zevkiyle titremeler geçirdikten sonra sözlerine devam etti. Dostum, bugünkü eşim hala o kadındır. Olan şey üzerinden 20 yıl geçti. Dalgalar kıyı kayalarını nasıl temizlerse, güneş dünyanın bütün pisliklerini nasıl emerse, günler de bizim karı koca kalplerimizin düşmanlıklarını öyle sildi. Şimdi birbirimize düşkün, şefkatli, sadık yaşıyoruz. Eğer gençlik havailiğiyle bazı anlar için evlilik vefasından sapıtma kırıklığıyla bozuşmuş kadın erkek eşler varsa bizden ders alarak barışsınlar, unutsunlar, geçinsinler. Yılların geçişi ve avuntusu en bereli göğüslere şifa ve dayanıklılık veriyor.''